Bir kimsenin imanının düzelmesi, kalbinin düzelmesine, kalbinin düzelmesi ise lisanının düzelmesine bağlıdır anlamında veya buna yakın bir manada bir rivayet, hadis diye okudum. Böyle bir hadis var ise zikredilen iman, kalp ve lisan arasındaki irtibatı izah edebilir misiniz? Böyle bir hadis vardır, evet. Kişinin imanının istikameti kalbinin istikametine bağlıdır. Kalbinin istikameti lisanının istikametine, daha doğrusu ıslahına bağlıdır. Evet, böyle bir rivayet var. Bu neden bahsediyor? Nasıl anlamamız lazım? Bir kimsenin diline hakim olması son derece önemli. Dil hak ve hakikatle meşgul olursa bir süre sonra bu kalbi de hak ve hakikatle meşgul ediyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya onu bir gün terkisine bindirmiş ve bir takım çok önemli nasihatlerde bulunmuş. Onlardan birisi de dilin daima Allah'ın zikriyle ıslak kalsın buyurmuş. Hatta ulema diyor ki bir kimsenin dilini zikre alıştırması kalbi ondan gafil kalsa bile faydadan hali değildir. Yani dil mekanik olarak Allah 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 dese, la ilahe illallah la ilahe illallah dese, mekanik olarak kalp bununla meşgul olmasa bile bu bile faydadan hali değildir. Çünkü bir süre sonra mecburen kalp, zihin onunla irtibat kuracak ve oradan kalbe doğru bir akış olacak. Kalbin ıslah olması olmadan imanın istikamet bulması mümkün değil. Evet, çünkü iman kalbin fiili, imanın yeri, merkezi, zarfı kalp. Dolayısıyla kalp istikamet buldukça iman da istikamet buluyor ve imanın kişi üzerindeki tesiri de ona göre artıyor.